Emperyalizmin adı her zikredildiğinde zihnimizde canlananlar, asırlar evvel cihanda vuku bulan talihsiz olaylar, dönemin hatalı ve köhne zihniyeti asabiyle yapılan elem olaylarla sakın sınırlı kalmasın. Zira onların medeni düşüncelerini tanımak, tarihinde sömürgecilik lekesi bulunan inkarcı kavimlerin hakkın masum kullarına uyguladığı şiddetin vicdansız lugatına hakim olmadan ikmal olamaz. Ülkelerin coğrafi sınırlarını işgal etmekten ziyade toplumların tahayyül etmesini engelleme ve bireylere kendi öz lisanlarını unutturma arzuları akademide ve medyada oluşturulan sahte düşünce dünyası maziyi unutturma heveslerinden kaynaklanır. Kahrolası teknolojideki üstünlükleri sayesinde lanet aletlerle, toplarla, tüfeklerle ve teyyarelerle henüz direniş hakkını dahi kullanamayan ve kendini savunabilmekten aciz durumda olanlara uygulanan soykırımın farklı açıklaması yoktur. Evvelinde Avrupa'da görülen karanlık dönemin Orta Asya'da, Hint alt kıtasında, Pasifik'lerde, Afrika'da, Amerika'da tezahürü sömürü olmuştur. Bu görüş tarihin karanlık köşelerinden sızan bir dehşetin sembolüdür. Garp kısmı eskiden burada kullandığı ticaret yollarından bu sefer değer ve gelenek ihracatına başlamış yaşamları, bedenleri ve ruhları bu sömürgeci zulmün acımasız çarkları altında ezmiştir. Ulaştıkları her yerde toplulukların mümtaz tanrılarını inkar etme ve acımasız cezalandırma yöntemleriyle kendi tahrif edilmiş hükümlerini, ilahlarını baskıyla dayatan mürtet zihniyet. Günümüz dünyası hala varlığını koruyan bir gölgenin altında saklıyor sömürünün gerçek yüzünü. İç içe geçmiş toplumların yüzeyinde, görünüşte medeniyetin örtüsünün altında hala dünya halklarının emeğini tüketenler, onların haklarını gasp edenler var. Kitleler topraklarından koparılarak kimliklerini kaybediyorlar. Özgürlükleri ellerinden alınıyor. Doğan'ın cömertliklerini acımasızca soyanlar eşitliği, yoksulluğu ve açlığı besleyenler. Yıllarca süren adaletsizlik, haksızlık ve acı durmadı. Haksızlığa karşı durmaya çalışan faydasız çabalar, ruhların özgürlük davasında kayboluşu ve bir bir yok oluşu durmadı. Durmuyor. Bilakis Cezayir'de sömürünün girdabına düşen halklara halen Fransız gibi davranılıyor. Avustralya'dan Çanakkale'ye getirilen neferlerin, Mısır'da dini propagandalarla kandırılan halkların yerini Gazze'de yasaklı bombalarla hedef alınan hastaneler, değersizce harcanan hayatlar aldı. Emperyalizmin prangalarına kapılan bu zulme sessiz kalmak zorunda olan İslam coğrafyası, tutsak olan Müslümanların gayrimüslimler tarafından ezilmesine ses çıkarmayarak hizmet etmiyor mu? Toprağından sürülmek zorunda bırakılanlar var. Emperyalizmin önerdiği sözüm ona çözüm, kuzeyden güneye göç ile toprakları emperyalist erkilere hediye etmiş olmuyor mu? Baskıyla ve yapılan göçlere, çekilen eziyete ve yaşatılan rezilliklere en yüksek perdeden ses çıkarmak en sükunetli tepki değil mi? Bir de insanın nefsini satın almayı hedefleyen, tüm cihanı sömürge çukuruna iten markalar var. İnsan hayatlarına hem sattıkları ürünlerle hem de tonlarca para akıttıkları reklamlarla verdikleri zararlar yetmedi. Yaşamları tehdit eden katliamlara açık açık destek vermeye başladılar. Esir aldıkları isteklerimizin mazlumlara işkence olduğunu unutmayın. Mevcut durumda diriliş yerlerinin görevi sakın kader demeden ifrat etmeyi öğreti edinip insan ruhunu bedene tutsak etmek isteyen çarpık nizamın karşısında dimdik durmaktır. Kurtuluş davasında durmadan ilerlemek son ana kadar özgürlük adına savaşmaktır. Hatırla. En umutsuz zamanda yine umut vardır. Ecdadımız sömürge imparatorluğu gibi varsıl olduğu her vakit daha da zalimleşme şeraitine düşmeden istimaleti ve merhameti huzuru hissettirmiştir. Çıkarları doğrultusuyla değil insan canının değeriyle ilerlemiştir. İslam medeniyetinin uzlaşması gereken ilk mevzuda bu olmalıdır. Sömürgeleştirme karanlığında kaybolmadan aydınlık bir geleceğe yol almak, sömürgeciliğin cazibesine kapılmadan kendi yolunu cesaretle çizebilmek, sömürgecilikten kaçınmak, esaretin zincirlerinden kurtulmak, insan haklarını koruma görevini üstlenmek, insanlık onurunu temizlemek elzemdir. Bizler sömürgeciliğin darbelerine göğüs germeli, onu susturmalıyız. Sömürgeciliğin yıpratıcı dokunuşlarına karşı çelikten bir kalkan olmalıyız. Sömürgeciliğe karşı isyan bayraklarını dalgalandırmalı ve adaletin kudretli sesini yükseltmeliyiz.